Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Haftanın son günündeyiz. Anadolu Ateşi programındasınız. Saat 13'e kadar birlikteliğimiz devam edecek. Bunu belirtelim. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz ne mutlu olurum sevgili dinleyenler. Sıcak bir gelişmeyle programımıza başlayalım. Roberto Mancini, kendisi İtalya milli takım teknik direktörü, milli takım kampına Balotelli'yi çağırmıştı. Bunu dünyada ilk kez Ajans Spor ve Radyo Spor duyurmuştu. Roberto Mancini'nin Adana Demirspor Beşiktaş maçına davet edildiği ve geleceği ifade edilmişti. Roberto Mancini sevgili dinleyenler, özel işlerinden dolayı Adana Demirspor Beşiktaş maçına gelmeyeceğini iletti. Mancini, Balotelli'yi izlemek için sezon içerisinde bir başka Adana Demirspor maçına gelecek. Bu bilgiyi de paylaşalım. Tahmin ediyorum ki o maç Adana Demirspor Trabzonspor maçı olabilir. Bu gelişmeyi aktaralım. Transfer dönemi geride kaldı. Transfer dönemi geride kaldığı için ağırlıklı olarak Anadolu Ateş programında röportajlarımızla ilerleyeceğiz. Önemli röportajları sizlerle buluşturacağız. Bugün de önemli bir konuğumuz var. Gollerini atmaya devam ediyor. Erzincan'da oynuyor. Daha önce de bundan yaklaşık 1,5 ay önce de röportaj yapmıştık. Üzerine koya koya gidiyor Muhammed Demirci. Şu ana kadar 13 gol, 7 asist yaptı. 20 gole katkı sağladı. Hattımızda konuğumuz Muhammed Demirci. Muhammed hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salim abicim, iyiyim. Nasılsınız, iyi yayınlar. Ben de iyiyim, teşekkür ederim Muhammed. Devamlı da konuşuyoruz. Üzerine koya koya gidiyorsun. Bu sezonki performansın gayet iyi. Allah sakatlık yaşatmasın. 13 Aynen. gol, 7 asist, 20 gole katkı sağladın. Erzincan'dasın. Hatta bugün röportaj teklifimi de yaparken söylemiştim. Fanatik gazetesinde, Milliyet'te, Ajans Spor'da haberler yer aldı. Kerem Aktürkoğlu'na benzetenler oluyor. Kerem Aktürkoğlu detay olarak paylaşıldı. Çünkü Kerem de Galatasaray'a Erzincan'dan gelmişti. Neler söylersin? Hem performansınla ilgili hem de geleceğe dönük hedeflerinle ilgili. Abicim, dediğin gibi sezon başında röportaj yaptığımızda, yani artık hedeften ziyade ben futbolumu göstermek istediğimi söylemiştim. Sezon başı da bunun için çok antrenman yaptım, ekstra çalıştım. Bunun da karşılığını aldığını düşünüyorum. Onun haricinde yani Kerem detayı olarak görüyorum. Ben onun arkasında gösterilmek çok az duymuyorum tabii ki de. Çünkü bambaşka şekillerde o, hani o ilk defa ön plana çıkan bir oyuncuydu ve transfer yaptı. İnşallah başarılı da olur. Zaten aynı takımda da 3. ligde Erzincan Spor'da oynarken de şampiyonlukta çok emeği vardı Kerem'in. Evet. Ama onun haricinde yani ben daha önce yukarıya çıkış yakalayıp düşüş yaşayan bir oyuncu olduğum için bunlardan ders aldığımı söylemiştim. Bunun için de artık bir şeyler yaptığımı söylemiştim. Bunun doğrultusunda da sezona kötü başladık. Yani bütün hocalara tabii ki sonsuz saygım vardır ama Mesut Hoca'nın bize gelmesiyle takımın performansının artması, Toros hocamızın takımın performansının artmasıyla benim de ön plana çıkmam kaçınılmaz oldu. Yani şimdi playoff potasındayız. Yani içinde değiliz ama bir puan gerisindeyiz. İnşallah sonunda playoff'un içine gireceğiz. Muhtemelen Pendik, yani bu işler belli olmaz ama şampiyon olacak gibi gözüküyor. Onun arkasından da biz playoff'larda yapabildiğim kadar daha fazla katkı yapıp da playoff'tan da şampiyonluğa yaşamak için elimizden geleni yapacağız. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, aklınızda konuğumuz Muhammed Demirci. Bahsettiğim gibi Mesut Hoca Karşıyaka'yı çalıştırmıştı. Karşıyaka'da da Mesut Toros Hoca genç oyunculara şans vermişti ve başarılı da olmuştu bence. Şampiyonluğa ulaşamamıştı ama o günün şartlarında yapmış olduğu
katkı önemliydi Karşıyaka'ya. Şu anda da Erzincan'da. Muhammed, gelişiminle ilgili az önce de bahsettin. Sezon öncesinde iyi bir dönem geçirdin. Özel çalışmalar yaptın. Ben geçen programda da bahsettim. Bir dostumuzla sohbet ederken Ayhan Şensoy'la, ona da söylemiştim. Bence senin en büyük handikapın piyasaya erken çıkmandı. Doğru mu? Çünkü mesela ben bakıyorum şu anda seni 30 yaşında zannedenler oluyor. Şu anda 25 yaşındasın. 27 yaşındayım. 27 abi. Pardon. Evet, o şeyi çok yaşıyorum. Sen 30 diyorsun ama daha büyük zannedenlerle bile karşılaştığım oluyor. Yani normal hayatta. Hani gelişimle alakalı abicimle erken çıkmamın sebebi benim çok yetenekli olmamdı. Ben bunu bir değerlendirmem gerekiyordu açıkçası ama o günün şartlarında olmadı. Geçmişe dönük de çok fazla konuşmak istemiyorum ama hani ben bunu Hasan abiyle de röportaj yapmıştık. O zaman da söylemiştim. Ne olursa olsun ben kimseye bir suç yüklemem. Sen çıkmışsın, etmişsin, oynamışsın, oynamamışsın. Bunların hepsinin suçlusunun ben olduğunu söylemiştim. Röportajımda tutup vardır. Merak edenler izleyebilir. Onun haricinde dediğim gibi, ya ben olgunluğa ulaştım. Artık hani neyin ne olduğunu daha iyi kavrayabiliyorum. Ne dikkat edebileceğimi, hani nasıl yaşayacağımı veyahut da antrenmanda, maçta neler yapabileceğimi, beni ne yukarı götüreceğini, bunların hepsinin hesabını daha iyi yaptığım için bence bu benim performansıma çok fazla etti. Sonuç olarak ben küçükken de aynı yetenekteydim. Şu anda da aynı yetenekteyim. Sadece fiziksel özellikler, yani hayata bakış açısı, zihinsel olarak bunlar çok fazla etki etti. Şimdi ben onları da engellediğim için fark yarattığımı düşünüyorum. Sonuç olursa, yani ne olursa olsun ikinci lig diyoruz ama ikinci ligde de gerçekten çok iyi oyuncular var. Hani ben kimsemek için söylemiyorum. Tabii ki benim burası olduğunu düşünmüyorum ama sonuç olarak buradayız. Yani işimiz bu. Biz buradan kazanıyoruz. Ben de elimden geldiğince hakkını vermeye çalışıyorum. Benim ki ben bu zihniyette olduğum sürece lig ne olursa olsun ben aynı performansı vereceğimi düşünüyorum. Yani Muhammed, şunu söyleyebilir miyiz? En dibi görmek seni kendine getirdi mi? Ben öyle tabii ki de. Yani çoğu zaman ben bununla yüzleştim. Yakın arkadaşlarım harici kimseyle paylaşmam tabii ki ama bunlarla ben çok yüzleştim. Hani geldiğinde insanların bana söylediği senin burada ne işin var, ben kendi kendime çok fazla söyledim. Yani ondan sonra da işte artık bir şeylerin yerine oturması lazım. Bunun için de benim bir şeyler yapmam lazım. Çünkü kimse kimseyi bir yerden alıp bir yere götüremez. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Evet. Yani bunlar sağlam bir şekilde dersini aldığımı düşünüyorum. Daha sonrası için tabii ki önemli. Futbol hastalıktır yani. Allah sakatlığı var vesaire. Hani ben sağlıklı olduğum sürece üstüne koymaya devam edeceğim. Geçmiş yıllarda kaybettiğim zamanı gelecekte göstermek istiyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Muhammed Demirci. Muhammed, tekrardan Beşiktaş hedefin var mı? 27 yaşındasın. Bir futbolcu günümüzde 36-37 yaşına kadar rahatlıkla futbol oynayabiliyor. Önümüzde bir Burak Yılmaz örneği var. Burak Yılmaz 36 yaşında Fransa Ligi'nde Lille'de şampiyonluk yaşadı. Giderken performansıyla ilgili soru işaretleri vardı fakat çok önemli bir başarı ortaya koydu. Abicim biz önce yaptığımız röportajda da ben sana söylemiştim. Hani benim artık şurası benim hedefim diye dediğim bir şey yoktu. Hala da yok benim için. Ben elimden gelen performansı vereceğim. Bunun haricinde sorduğun soruya gelince de yani Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Orası bambaşka bir durum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Sadece bugün Beşiktaş'ta oynayacağım, edeceğim diye bu performansı diyorum değil. Sonuç olarak ben ne kadar iyi olursam olayım Beşiktaş beni istemezse bunun haricinde benim hedefim yine devam edecek. Evet. Ben bu saatten sonra olduğum yerde neresi olursa olsun, yukarısı aşağısı, ben yine hani bolumu insanlara en iyi şekilde izleteceğimi düşünüyorum. Bunun haricinde bir de yani olursa tabii ki benim çocukluk
hayalim olduğu için ya uzun süreler oynamak hayalimdi tabii ki ama olmadı, kısmet değilmiş. Bundan sonrası için de inşallah en hayırlısı olur. Evet. Peki Muhammed, Süper Lig'i takip ediyorsun. Birinci ligde oynadın, ikinci ligde, üçüncü ligde, Süper Lig'de, tüm liglerde oynadın. Şöyle bir kanı var, katılır mısın? Ligden aşağı düştükçe mücadele gücü artıyor ve şampiyon olmak liglerde daha da zorlaşıyor şeklinde. Katılır mısın buna? Yani şöyle söyleyebilirim bunun için. Ligde tabii ki sağ şartları olsun. Yani şey zorlaştığı için insanların hani futbola bakış açısı daha mücadeleci. Zorluklarla olduğu için hani at yok aşağıda yani. Yukarıdaki gibi mesela, yukarıda her şeyin güzeli hemen önünüzde olduğu için onun bir rahatlığı oluyor. Evet. Şöyle de bir şey var tabii ki, yukarıda profesyonel işler sağ içinde de öyle. Daha rahat anlaşabileceğin insanlar oluyor. Aşağıda mücadeleye dayalı diyebilirim. Peki Muhammed, sözleşmem bu sezon sonu bitiyor diye biliyorum. Doğru değil mi? Doğru abi. Bu sezon sonu bitiyor. Arayan soranlar oldu mu devre arasında? Üçlüklerde. Arayan soranlar oldu abi. Ama ben hani buradan ne olursa olsun devre arası öyle ayrılma gibi bir şey hiçbir zaman kafamda yoktu. Olmadı da yani. Sonuç olarak ben hani ben ne kadar buraya emek verdiysem Zinyan Spor'un da bana emeği büyüktür. İnşallah sezon sonuna kadar, ben buraya gelirken başkanımızla konuştuğumda ben oraya inşallah şampiyonlukta emeğime geliyorum demiştim. Benim kafamda ne olursa olsun bu böyle devam edecek. Zinyan Spor'un izin vermediği sürece zaten ben buradan hiç gitmek istemiyordum. Sezon sonuna kadar bu performansımı sürdürüp ondan sonrasına bakılır. Ama önce sanki düşüneceğim, inşallah playoff'a oynayıp üst haricinde araya soranlara ben durumu izah ettim zaten. Peki Muhammed, Süper Lig'den arayan var mıydı? Menajerler aracılığıyla vesaire doğrudan. Ya menajerler aracılığıyla oldu ama dediğim gibi ben çok kısa kestirip attığım için gelmedi hiçbir şey. Ben durumu izah ettim. Sonuç olarak buranın da bir hedefi olduğu için yani benim söylemediğim bir şey tavsiye edilirse bu tarafında kulağına gittiğinde bu beni çok üzeceği için ben direkt konuyu kapattım yani. Evet. Muhammed, çok iyi gidiyorsun. Tekrardan başarılar diliyorum. Önemli bir performans. 20 gole katkı sundun ve zor bir lig dediğin gibi. Pendik Spor çok önemli bir başarıya imza atıyor. Ligde de, ligin de zorluk seviyesi aşağı indikçe daha da fazla doluyor. Muhammed, sana bir özel sorum var. Erken yaşta piyasaya çıktın, önemli takımlarda oynadın. Avrupa maceran var, yurt dışında da oynadığın takım olmuştu. Doğru değil mi? Evet hocam. Peki Muhammed, piyasaya genç çıkan, yeni çıkan genç kardeşlerine tavsiyelerin ne olur? Bunları yapma, neleri yapmasınlar, neleri yapsınlar? Ya ben bu konuda benim genç kardeşlerimize söyleyecek fazla şeyim olacağını düşünmüyorum ama yani hangi kulüpte oynuyorlarsa kulübün onları hani et altına alması lazım ve kulübün iyi bir şekilde yönlendirmesi lazım. Söyleyeceklerim ne olabilir? Yani çalışmaktan hiçbir şey yok. Yani yetenek olarak bakıldığında şimdi de izliyorum altyapıdan çıkan oyuncuları, genç oyuncuları. Ben kendimden ne görmedim ama neredeyiz şimdi, ne yapıyorum bakıldığımda. Hani önemli olan bence bir kulüpten çıkıyorsa kulübün onları dinlendirmesi, ne olursa olsun yemesine, içmesine, dinlenmesine, çalışmasına her zaman birazcık da baskı altında olması lazım bence gençler. Bir soru var. Evet. Bir soru var Muhammed. Hollanda'dan Barış Bey sormuş. Muhammed'e bir sorum vardı. Hep kendi hatalarından bahsediyor. Evet, haklı olabilir. Peki yakın çevresindeki insanların buna katkısı oldu mu? Bu hatalara katkısı oldu mu demiş.
Ben dediğim gibi ben buna nasıl katkısı olabilir? Ya ben de önce de söylediğim gibi ya insan yapıyorsa kendi yapar. Biri çektiğinde veya yönlendirdiğinde insan ne yoksa bir şekilde yapmayacağını düşünüyorum. Yani sen burada çıkılmadığı zamanlar oldu bana. Onlar bambaşka boyutlar tabii ki ama evet. Bunları ben aşağı liglere düşmeme hani yoramam. Anlatmıştım. Biz senin Gaziantep sürecin vardı. Kiralık ben o Gaziantep sürecinden sonra tekrar döndüğünde kampa gitmemiştin diye biliyorum. Doğru değil mi? Evet doğru. O dönemde mesela hiç sahip çıkılmamıştı gerçekten bana. Mesela hep konuşuluyor. Direkten dönen bir topum var. Hatta geçen sen de paylaşmıştın zannedersem. Çok önemli bir şuttu. Direkten dönmüştü Galatasaray maçında. Mesela o direkten dönen topun da arkadaşlarla sohbet ettiğimizde Muhammed'in kariyerini etkilediğini söyleyenler oluyor. Mesela arkadaş ortamında sohbet etmiştim geçen Beşiktaşlı bir dostumla. Demişti o direkten dönen top gol olsaydı daha farklı olabilirdi. Sen katılıyor musun buna? Bu şekilde katılıyorum. Tabii ki yani önümüzdeki süreçler daha güzel ilerleyebilirdi bu gol olsaydı. Çünkü biz o zaman Galatasaray 2-1 yeniliyorduk ve 2-2 olacaktı. Baskılı oynuyorduk. Evet. Aslında da işler değişebilirdi. Çünkü gerçekten ben o gün iyi oynuyordum. İyi performans veriyordum. Ama gol olsaydı sonrasında ben ne yapacaktım? Yani çelişkili bir soru. İki daha güzel olabilirdi. Ama yaşamadan tabii bilemedim. Söylemek istedim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Muhammed Demirci. Peki Muhammed, çok önemli hocalarla çalıştın. Seni en çok etkileyen kim oldu? Bununla bitirelim. En çok ilk saat, bu arada Önder Hoca'yla da aram çok iyidir. Beni ilk seçmelerde seçen hocadır Önder Hoca. Önder Karabiler. Tamamına sebep olan insanlardan biridir. Hiç bilmiyordum mesela. Bak bunu anlattığın iyi oldu. Önder Karaveli. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü. Ben Melere gittiğimde ilk hocamdı. Onun haricinde biz sıkta görüşüyorduk zaten. Bu süreçte fazla görüşemiyoruz tabii ki işinden dolayı. Haricinde ter kilemişti beni. Çünkü beni çok genç yaşta çok önemli bir kadronun içine dahil etmişti ve Messi diye sesleniyordu yani. Herkesin içinde o dönem Guti, Quaresma falan filan hepsi vardı. Benden hiç olduğum için ve sahip çıktığı için çok etkilemişti. Çok performansına etki olarak da Messi Hoca'yı söyleyebiliriz tabii. Çok teşekkür ediyorum Muhammed, değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşça kal. Erzincan'a selamlar. Çok selam abi. Görüşmek üzere. Yayınlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Muhammed Demirci'ydi. Muhammed Demirci ile birlikte performansını konuştuk. Önemli bir performans ortaya koyuyor. Bugün de gazete manşetlerinde vardı. Özellikle dijital medyada birçok haberi yer almıştı. Sağ olsun kırmadı, yayınımıza bağlandı. Şu anda hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Mustafa Kaplan. Mustafa Kaplan'la Süper Lig'i değerlendireceğiz. Birinci Lig'i konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz hocam, teşekkür ederim. Hocam hemen Süper Lig'le başlayalım isterseniz. Hafta evet. Sonunda çok önemli bir maç var. Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde öngörünüz nedir? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Her iki takım adına konuşmak gerekirse teknik direktörlerin planları nasıl olabilir? Ne dersiniz hocam? Ya şu anda zaten ligde dört büyükler dediğimiz takımların üç tanesinin epey geride kaldığı için Trabzonspor da zirvede şu anda tek başına kaldı gibi gözüküyor. Ama Konyaspor da bu sezon iyi bir plan, iyi bir ekip, iyi bir yönetim başkanla güzel işler yaptılar. Yani hafta sonu Trabzon-Konya maçı, yani ligin belki de bu hafta Trabzonspor kazandığı zaman şampiyonunu iyice peşinecek gibi gözüküyor. Ya ben Trabzonspor bu sezon hem yaptığı güzel işler hem de teknik kadroya bıraktıkları bütün sezon başı yapılan transferler, devre arasında yapılan transferler güzel işler yaptılar. Ya Trabzon-Konya maçı da
iyi bir maç olacaktır. Ama ben favorinin Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor maçı kazanacaktır. Konyaspor da belki bu maçta hem deplasmanda oynamanın hem de Trabzon gibi takımdan iyi bir sınava çıkacak. Belki de onların oyuncu grubunun sezon boyunca yaptıklarının geçinilmesi olabilir. Ama Trabzonspor Konya maçını kazanır. Bir de bir yerini korur. Yani buradaki favori Trabzonspor. Çünkü Trabzonspor güzel işler yapıyor. Yani en son kupa maçına bile baktık. Çok değişik oyuncularla oynadı. Orada bile hem devre arasında yaptığı transferler, ileriye dönük yaptığı Türk genç ve Türk oyuncular. Yani hep iyi hamleler yaptı. Hafta sonunda Trabzon Konyaspor maçını büyük ihtimalle kazanır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Mustafa Kaplan. Mustafa hocam, kazanırsa Trabzonspor çok önemli bir avantaj elde edecek. Evet, 60 puan yapacak. Evet, yarış içerisinde en yakın rakibi Konyaspor. Konyaspor'a karşı önemli bir üstünlük sağlayacak. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. İttifak Holding Konyaspor'un Medipol Başakşehir maçı eksik. Ertelenmişti. Ahmet Çal'ın vefatından dolayı tekrardan mekanı cennet olsun. Sizin de eski öğrenciniz. Sizin için de yeri ayrıydı. Evet, mekanı cennet olsun. O maç ertelendiği için bir maç eksik Konyaspor'un. Bu bilgiyi paylaşalım. Yarış içerisindeki heyecan da hocam devam ediyor. Kıyaslığa bir heyecan var. Evet. Anadolu takımları tabii baktığın zaman Adana Demirspor, Alanya Spor, evet, Hatay yani Spor, Konya Spor. Maç eksik. Ya şimdi bu şunu söyleyeyim Salimciğim. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray belki sezon başı yapılan yanlış planlamadan dolayı ligden koptular. Ya burada da şimdi Anadolu takımları yaptıkları iyi planlamalar ve teknik adamların arkasına durmalar bunlar da başarı getirdi. Şimdi Abdullah Avcı'dan hep örnek veriyoruz. Abdullah Avcı geçmişte Ünal'ın zamanında transfer yasağı olan Trabzonspor'da çok büyük başarı vardı. Şimdi tamamen yıllardır şampiyonluk gözlemi olan bir Trabzonspor, yine şampiyonluk gözlemi olan bir Abdullah Avcı. Bu sezon büyük bir ihtimalle bu gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ama burada da bir sistem var. Şimdi Trabzonspor sistemi oturtmuş. Trabzonspor'da şimdi o kadar güzel hem birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge takım oyununu iyi oynuyorlar. Saha içerisindeki destek iletişim çok iyi. Kenar yönetimlerindeki diyaloglar çok iyi. Ya bir de işin içerisinde galibiyetler de girince burada da demek ki bütün desteği Abdullah Hoca'ya verdiler ki devre arasında çok güzel işler yaptılar transferlerde. Burada şimdi Konya Spor da güzel işler yaptı. Ama öbür tarafa geldiğin zaman Adana Demirspor, herkes 2-3 haftaya Adana Demirspor'dan ne oluyor dediler. Ama şimdi herkes Balotelli'yi suçluyordu. Şimdi Balotelli İtalya milli takıma tekrar çağrıldı. Demek ki bazı doğrular yaptığın zaman, sabırlı olduğun zaman, yani teknik adamlara işi bıraktığın zaman başarı geliyor. Şimdi Adana Demirspor 40 puan yapmış. Evet. Adana Demirspor da bu yarışın içerisinde belki Avrupa'ya gidecek, UEFA'ya gidecek. Takım oyunu, takım dizilişi, teknik adamdan futbol iletişimi iyi bir seviyeye geldi. Onlar da güzel gidiyor. Aynı şekilde Alanya Spor. Başakşehir'de Emre geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladı Emre Hoca'dan sonra. 1-2-3 hafta inişli çıkışlı bir şeyler oldu ama her şey güzel gidiyor şu anda. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray açısından işler pek iyi gitmiyor. Bu da ister isteniz ligi etkiliyor. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa hocam, çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan. Mustafa Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, az önce Anadolu takımlarından bahsettik. Anadolu takımlarının başarısından bahsettik. Böyle bir durumda düşünüyorum. Allah rahmet eylesin İlhan Cavcav. Evet. Takımı şampiyon yapabilirdi gibime geliyor hocam. Çok önemli bir futbol adamıydı. Çok önemli insanlar yetiştirdi. Evet, evet. Katılıyor musunuz hocam? Ya şimdi şöyle, mesela biz İlhan Abi Başkanımızdan Allah rahmet eylesin. Evet. Kendi cennet olsun. Biz hep dediğini söyledik. Başkanım, bu sezonda şampiyonlar kadro kuralım diyorduk. O ya sanki hiç şampiyon
olmak istemiyordu yani. Şöyle istemiyordu. Kulübün işte şampiyon olduğu zaman çok sıkıntılar olacağını, işte transferler, işte kasadaki para, şu bu falan, hep böyle bir aynı seviyede kalsın diye. Oğlum kupaya alırız, kupayı da aldık daha önce ama şampiyonluk için bizim yapacağımız işte hep erken derdi, zor derdi, evet, plan proje işi derdi. Yani hep böyle konuşurdu yani, bir türlü bir yani öyle bir şampiyonluğu kadro kuran bir dönem biliyorsunuz Ersun Hoca'nın zamanında çok iyi gitti. Öyle hatırlıyorum, bir altı kaybettiler ya, kaybetmeselerdi belki o sezon şampiyonun büyük adaylarından bir tanesi olabilirdi ama o sezon zannedersin yine fena bir şey şampiyon oldu herhalde, tam emin de değilim de. Hı. Yani İlhan abi rahmetli hep, oğlum oyuncu yetiştirelim, oyuncu satalım, altyapımıza değer verelim, genç oyuncular bulalım, gurbetçi oyuncular bulalım, o dönemlerde çalışan squad ekibinde olsun, bizler olsun, diğer başka çalışan abilerimiz, arkadaşlarımız olsun. Hep aynı şeyleri konuşurdu ve öyle oldu. Yani nitekim de baktığın zaman şu anda Türkiye Süper Ligi'nde dünya kadar gençlerin altyapısına getirmiş oynayan oyuncular var. Şimdi ama gençler bir sezon biliyorsunuz bir sıkıntı yaşıyor. İnşallah onu da atlatırlar. Tekrar eski günlerine dönerler. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, hemen bir sorum daha olacak. Gençler Birliği altyapısı demişken İrfan Can Kahveci. Evet. Performansını nasıl yorumlarsınız Fenerbahçe'deki? Ya İrfan bir kere çok karakterli ve iyi bir futbolcu. Ama evet, İrfan Fenerbahçe'ye geldiğinde bir sakatlık geçirdi biliyorsunuz. Evet. İrfan da iyi bir Fenerbahçeli olduğu için de bir an önce oynayayım diye takıma bir şeyler katmak için erken döndü sakatlığından diye düşünüyorum. Yani belki o dönem erken oynattılar diye hesaplıyorum ben. Tekrar bir daha sakatlığını yükseltti. Böyle olunca inişli çıkışlı bir grafik oldu. Ama İrfan gibi değerler zor bulunur. Yani İrfan'ın belki şu anda katkısı Fenerbahçe takımına, belki Fenerbahçe taraftarları memnun değildir ama bana göre İrfan hem ülke futbolu için, hem Fenerbahçe için, hem milli takım için çok değerli bir oyuncu. Yani İrfan sakatlığını attıktan sonra bu sezonu biraz takımda hedeflerden uzaklaştığı için de içerisinde futbolcu motive olması biraz da zor oluyor gibi gözüküyor. Zaten bundan dolayı Fenerbahçe en son kupa maçında kaybedince iyice bir çöküntü içine girdiler. Evet. Yani İrfan gibi orada başka oyuncular da var. Yani önümüzdeki sezon sakatlığını atlatmış iyi bir İrfan Fenerbahçe çok büyük değer katar. Zaten İrfan'ı ben Hacettepe takımında çift ön libero gibi demeyeyim de 4-1-4-1 gibi oynatıyordum. Solist gibi oynatıyordum. Yani yarı 10 numara, yarı solist gibi oynatıyordum. Başakşehir'de de serbest oynuyordu. Şimdi Fenerbahçe'de de aslında İrfan'ı hep 10 numarada kullansalar Fenerbahçe daha çok katkı yapar. Zaten İsmail Hoca da öyle oynatmaya başladı ama şanssız bir sakatlık İrfan'ı biraz da geri aldı. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, az önce İrfan'la ilgili konuştunuz. Arda Kızıldağ, Gençler Birliği'nden öğrenciniz. Arda ile ilgili var mı bir bilginiz, transfer gelişmesi var mı Arda ile ilgili? Ya Arda ile ilgili benim bildiğim Konyaspor ciddi istedi. Ama evet, bu Gençler Birliği kanadından da onlar ciddi bir rakam istediler. Konyaspor işi olmadı. Sonrasında bir benim duyduğum bir Göztepe, Gazişehir, böyle bir ara bir Beşiktaş için falan döndü ama evet, herhalde zannedersin sene sonu serbest kalacağını da bildiği için kulüpte bu transferi sene sonuna bıraktılar. Yani ben gençler bir kulübün yerine olsaydım yani iyi bir rakam yakaladığım zaman verirdim. Yani geri gelirse 200.000, 400.000, 500.000 eurolar arası verilebilirdi ama tabii takdir onların. Yani Arda sene sonu belki ikisinden bir takım olabilir. Anadolu kulüplerinden hedefi olan işte bir Adana Demirspor'dur, bir Konya'dır, bir Başakşehir, o büyük takımlara transfer yapabilir. Hatta bir dönem bizde spor da istedi ama olmadı. Evet. Arda iyi bir oyuncu. Arda'yı alan takım kazanır yani, öyle söyleyeyim. Şimdi Merkez'in önünde Kayseri'ye geldi. Ben o kadar sevindim ki gelmesin, çünkü orada bir oyuncu gibi oynamıyordu. Şimdi Kayseri Spor'daki çıkışıyla milli takıma tekrar gidecektir. Zaten ligimize baktığın zaman Malatya, Altay, Rize, Antalya, yani Giresun,
küçük takımlarda sıkıntı yaşıyor. Yani yerli oyunculardan, içerideki oyunculardan döngü yapsalardı daha farklı bir transfer hikayesi olabilir. Peki hocam, kuralla ilgili değerlendirmeniz nedir? Ya kuralla ilgili şunu söyleyeyim. Ben Nihat Başkan'ın bu yaptığı kuralı ben katılıyorum. Hatta geçen Ankara'da da bir yerde tesadüf karşılaştık, konuştuk. Gelecek sezon içinde bir kuralın aynen devam eden, yani 7'ye düşeceğini sağ içerisinde ilk 11'de bir değişme falan olmayacakmış değil mi hocam? Benim bildiğim 7'ye düşecek. Yani sağ içerisinde 7 tane. Mesela tepkiler oluyor ya hocam, ondan dolayı ya böyle. Bilmiyorum ama sene sonu nasıl karar verirler. Bana size göre şey mi dedi o... yani hiç değiştirmeyi düşünmüyoruz mu dedi? Yok, şöyle konuştuk. Yani önümüzdeki sezon saha içerisinde yabancı sayısını 7 yapabiliriz. Yani 7 düşürebiliriz ülke futbolu adına. Böyle bir konuşmalar geçti ama tabii yine son karar onların. Ya ben şunu söyleyeyim. Şimdi 8 yabancı oynuyor, 3 yerli oynuyor. Belki teknik adamlar zor durumda da kalıyor. Yerli 3 tane oyuncunun oynatmak için yerleri değiştirmeyen ilgili ya da oyuncuların ilgili. Kendi 7'ye düşerse 4 yerli oynayacak. Yani ülke futbolu için bana göre daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama büyük kulüplerimiz için sıkıntı. Çünkü onlar Avrupa'da, Kupa'da, Lig'de, Şampiyonlar Ligi falan filan olunca sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela bunun da kararını Nihat Başkanımız ve ekibi verir. Ama ne kadar çok Türk oyuncu olursa ben hep ondan yanayım. Yani sizin görüşünüz bu konuda bu hocam. Peki evet. Hocam Arda'dan bahsettiniz, İrfan Can Kahveci'den bahsettiniz. Önemli oyuncularla çalıştınız Gençler Birliği'nde. Gençler Birliği ile ilgili değerlendirmeniz nedir hocam? Çünkü çok zor şartlar altında. Gençler Birliği şunu söyleyeyim. Şimdi Metin hocayla yani 26 puan yakaladılar. Bir ara playoff hesapları yapılıyordu ama şimdi de kaldıkları puan 26 puan. Bu hafta yani bugün doğru bir Altın Ordu deplasmanı var. Yani altın bıçak sırtında bir maç. Altın Ordu'da kaybettiği zaman düşmeye aday gibi gözükecek. Evet. Gençler Birliği kaybederse düşmeye gidecek. Gençler Birliği kazansa 29 puan. Yani barajında 42 olacağını hesaplarsan yani Gençler Birliği kulübü bugün bu maçı kazanması lazım. Yani Gençler Birliği transfer tahtasını açabilseydi belki Metin'de bir takdirler yapabilirdi ama Hacettepe'den de transfer, yani orada kiralık oyunculardan da almayı tercih etmediler. Çünkü orada da bir sıkıntı var Hacettepe takımında. Evet. Yani Gençler Birliği ben düşeceğini düşünmüyorum. Gençler Birliği Metin Hoca'nın bir çıkış daha yakalayacaktır. En azından bu sezon ligde kalacaktır. Ondan sonra gerekenleri yapacaktır. Yani transfer olsun, yasağı kaldırma olsun, altyapıdan oyuncu ama sene sonu da mukavelesi biten Arda var, Ömürcan var. Oyuncular da kaybederlerse bir sıkıntı yaşarlar. Hocam son bir soru var. Bununla bitirebiliriz. Barış Bey yazmış. Hollanda'dan bizi dinliyor. Devamlı mesajlarıyla da destek olur. Mustafa Hoca'ya selamlarımı iletiyorum. Bir sorum var kendisine. Ankara futboluna damga vurmuş ve Türk futbolunda sayısız yetenek kazandırmıştır. Altyapıda ve üst yapıda görev almıştır. Bunu bilenler bilir. Kendisinin hak ettiği değeri gördüğünü düşünüyor mu? Ben milli takımlarda, genç milli takımlarda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş sizinle ilgili Barış kardeşimiz. Vallahi ben Barış'ı tanımıyorum ama iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. İnan bir dönem biz de bunu bekliyorduk. Yani biz bu kadar oyuncu çıkarıyoruz dedik. Şimdi reklam olsun gibi söylemek istemiyoruz ama şu anda Süper Lig'de 13-14 geçkin oyuncum var. Yani yetiştirdiğimizde oynayan. Biz milli takıma bir dönem işimiz döndü. Ümit milli takım, 19 milli takım ama sonrasında hiçbir gelişme olmadı. Ya burada biraz bu işte de biraz biliyorsunuz. Yani birileri seni konuşmayla, yönlendirmeyle destekle ne olur ama biz böyle bir şey olmadı. Biz öyle bir görev aldığımız zaman da bizim yapacaklarımız bellidir, yaptıklarımız ortada. Evet. Yani biz hep demiştik, bizi dışarıdan çağırdılar da biz gitmedik mi? Şimdi bakıyorsunuz Galatasaray'da yetiştirdiğimiz oyuncu var. Fenerbahçe'de var. Sivasspor'da var. Ne bileyim yani şimdi aklımıza gelin. Alanyaspor'da var. Yani Trabzonspor'da var. Kayserispor'da. Dünya kadar oyuncu var ama biz örnek ben geçen 19 milli takımlara gittim. Barış Bey'in dediği gibi belki benim 2-3 tane arkadaş vardı yani orada. O 19'uma bak Trabzonspor'un squadları oradaydı. İşte oradan hemen Bursaspor'daki stoperi aldılar.
Ben diyordum hiç altyazı bir Kazım Can'ı da alabilir. Örnek Samsun Spor'da çok beğendiğim Polat diye bir oyuncu vardı. Belki onu da alabilirler. Yani bu bizim işimiz bu. Sürekli geziyoruz, tarıyoruz. Evet Avrupa'da da çok gittik. Türkiye'de de çok gidiyoruz. Halen de gidiyoruz. Hem televizyonda hem canlı maçlara. İşte cumartesi günü Bolu Spor Keçiören maçına gideceğiz örneğin. İşte pazar günü başka bir maçı. Sürekli bir uğraşacağız. Yani Barış Bey dediği gibi biz beklentilerimiz olmadı mı oldu. Biz hep diyorduk ya biz bir ümit mil takım, bir 19 mil takım gideriz. Daha nice gençler çıkarız sıkıntı sonuna. Hatta bir dönem Şenol Hoca mil takımda iken bir şeyler olmuştu ama sonradan olmadı. Öyle bir sıkıntı oldu. Şimdi baktığınız zaman Ankara Gücü'de yıllarca yaptıklarımız ortada. Gençlerimiz ne ortada. Şimdi bakıyorsunuz Ankara Gücü bu sezon biz geldik Ankara Gücü'nün en zor gününde kümede tuttuk. İşte bizden sonra iki kere küme düştü. Şimdi inşallah bu sezon büyük bir ihtimalle çıkacaklar gibi gözüküyor. Takım kadrosu, oyuncu kadrosu, kulüp, başkan, yönetim, taraftar hepsi kenetlendi. Yani biraz bu işi işi ya. Arkandan birileri seni desteklerse bir yere daha rahat gelebiliyorsun. Evet. Bu konuda biraz kimseye gönül koymuyoruz ama bir teklif geldiği zaman da görüştüğümüz kulüpler de oldu. Ama olmadı. Hem milli takımda hem de başka kulüplerde biraz geldiği zaman da her zaman ekibimizle beraber hazır. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bak. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Mustafa Kaplan'dı. Şu anda hattımızda Olay.com editörü Murat Demiryaz var. Salı ve Cuma günleri Murat Demiryaz'la bağlantı yapıyoruz. Murat abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ediyorum sevgili Salim abi. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Önemli maçlar var hafta sonunda. Bugün başlıyor Süper Lig'de heyecan. Süper Lig'le ilgili değerlendirmeni merak ediyorum. Olay.com üzerinden kuponunu da paylaşacaksın. Söz sende Murat abi. Sevgili Salim Hanım, evet bugün Süper Lig'de Altay Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor hafta. Çok zor bir karşılaşma. Tabii ki belki bunu söylemek için erken olabilir. Daha çok maç var ama gerçekten kritik bir karşılaşma. Küme düşme potasında olan iki takım. Bir tanesi Altay 21 puanla 19. sırada. Bir puan fazlasıyla 22 puanla 18. sırada bulunan Çaykur Rizespor. Kaybeden açısından yani kazanan açısından bir moral olacak bir karşılaşma diyebiliriz. Ki Altay uzun süredir kazanamıyordu. Geçtiğimiz hafta Serkan Özbalta yönetiminde, ki Serkan Özbalta da Süper Lig kariyerindeki ilk karşılaşması, alt liglerde başarılı işler yapmış bir teknik adam. Altay gösterdi, 2-0 yendi. Kolay bir maç olmadı Altay için ama hani Göztepe karşısında özellikle moral olacak ve özgüven oluşturacak bir galibiyet aldılar. Çaykur Rizespor'a baktığımızda son 7 karşılaşmada sadece bir kez galip geldiklerini görüyoruz. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet bu süreçte, ki son maçta da Adana Demirspor karşısında savunmada yapılan hatalar ve 3-1'lik bir mağlubiyet. Deplasmanda da çok iyi bir performansı yok Çaykur Rizespor'un bu sezon. Sadece 2 puan toplayabilmiş. Bu şartlarda tabii Altay belki moral olarak biraz daha ön plana çıkıyor ama ben çok kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Çok fazla gol izleyemeyebiliriz de. Ben burada toplam gol sayısı 2-3 gol olarak düşünüyorum bu maçın tahminini. Taraf olarak biraz daha Altay tarafındayım. Belki Altay yenilmez ama burada toplam gol sayısı 2-3 gol bence çok daha ideal bir tercih olacak. Çünkü yani sürpriz de yaşanabilir. Çaykur Rizespor da bir galibiyet alabilir. Çok ortada bir karşılaşma bana göre. Alt üst açısından da biraz sınırda. Dolayısıyla toplam gol sayısı 2-3 gol bence ideal bir tercih olacak bu karşılaşma için. Bu karşılaşmanın yanında aslında Avrupa'da güzel maçlar var, eklenebilecek maçlar var. Mesela Paris Saint Germain Rennes karşılaşması, ki Olay.com üzerinden de en çok oynanan maçlardan bir tanesi. Paris Saint Germain galibiyeti. Lider Paris Saint Germain 56 puan. Ki son 3 maçını kazanırken son karşılaşmada değil, deplasmanda 5-1'lik bir galibiyet son şampiyon Lille karşısında. Rennes iyi bir sezon geçiriyor. 5. sıradalar 37 puanla. Son 3 maçta 2 kez galip geldiler aslında ama
Yani bu karşılaşmada işleri kolay değil. Keza Rennes Paris Saint Germain'e son dönemde, son yıllarda en ters gelen takımlardan bir tanesi, ama ben burada Paris Saint Germain'in işini şansa bırakacağını düşünmüyorum. Kolay bir maç olmayacak Paris Saint Germain için. Eksikler de var. Rennes'de de eksikler var. Ama ben Paris Saint Germain'in galip geleceğini düşünüyorum. Oran 1.34, olay.com'da 1.36. Bence riski almaya yeterli bir oran gibi gözüküyor. Hani 1.25'in altında falan olsa belki düşünmem, ama hani 1.34 bir oran, ki bu dün akşam 1.40'tı. Oradan düştü oran. Onu da söyleyelim. Oynandıkça düşüyor çünkü. Dolayısıyla Paris Saint Germain bence galip gelir. Bir başka maç Bundesliga'da Leipzig-Köln mücadelesi. Leipzig 31 puanla 7. sırada, Köln de 32 puanla 6. sırada. Birbirlerine çok yakın iki takım. Köln çok iyi bir sezon geçiriyor. Leipzig iyi başlamadı ama son dönemde toparlandı. Her ne kadar Bayern Münih deplasmanında mağlup olsa da ondan önceki 3 maçını kazanmıştı bir toparlanma sürecinde. Köln de çok formda aslında, ama burada ben yine Leipzig tarafında olacağım. Oran düşük olmasına rağmen 1.30'luk bir oran. 1.32 olay.com'da. Köln'de Modeste'nin sakatlığı, golcü futbolcu, bence önemli. Ben Leipzig'in bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Tabii burada 2.5 üstü her zaman olduğu gibi ve karşılıklı gol var seçenekleri de düşünülebilir ki. Karşılıklı gol var biraz daha oranı yükseltiyor, ama ben doğrudan Leipzig galibiyetini tercih ediyorum. Böyle 3 maçlık bir kupon yapabiliriz aslında. Altay Çaykur Rizespor toplam gol sayısı 2-3 gol. Paris Saint-Germain Rennes 1. Leipzig Köln 1 şeklinde bir kupon yapabiliriz. Bugünün bir diğer karşılaşması yine olay.com üzerinden çok oynandığı için hemen söyleyeyim. Sevilla Elche mücadelesi. La Liga'da Sevilla galibiyeti çok oynanıyor. Sevilla 47 puanla 2. sırada, lider Real Madrid'in peşindeler. İyi bir sezon geçiriyorlar. Ama son 3 maçta üst üste berabere kaldılar ki bu da zirve yarışında onlara çok ciddi bir sıkıntı oluşturdu. Elche 26 puanla 14. sırada, bir çıkış içerisindeler. Son 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlikle 10 puan topladılar aslında. Ben burada biraz daha az gol olacağı düşüncesindeyim. Evet, Sevilla favori. Ki onda bir oranı 1.34, olay.com'da 1.36, ama ben biraz daha az gol olacağı düşüncesindeyim. Karşılıklı gol var da düşünülebilir, ama ben 2.5-6 biteceğini düşünüyorum. Bu benim tercihim. Kuponumu almadım ama bugün oynamak isteyenler için böyle bir tercihim var. TFF 1. Lig'de de 2 karşılaşma, Altın Ordu Gençler Birliği ve Samsun Spor Bursa Spor maçlarında da her 2 maçta da karşılıklı gol var tercihinin ben doğru olacağını düşünüyorum, ama bunları biraz da sana sormak istiyorum sevgili Salim Manav. Yani bu iki karşılaşma, özellikle Altay Çaykur Rizespor maçları hakkında neler düşünüyorsun? Benimle aynı fikirde misin? Açıkçası merak ediyorum. Geçen hafta sorduğunda cuma günü çok iyiydim de, cuma günü 2 maç vermiştim, ikisi de geldi, kontrol ettim. Cumartesi ve pazarda sıkıntı yaşadım. Cuma günü oynanacak olan Süper Lig'de az önce de belirttiğin gibi Altay Rize Spor maçı var. Saat 20'de başlıyor. Ben Altay'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum taraftarıyla birlikte. İlk yarı 0 seçeneği değerlendirilebilir. Altay kaybetmez. Altın Ordu Gençler Birliği maçı var. Karşılıklı gol var. Samsun Spor Bursa maçındaysa, Bursa Spor'un biliyorsun yapmış olduğu yeni transferler var. 2.5 gol üstü denenebilir. Paris Saint-Germain-Rennes maçı var. Paris Saint-Germain, senle aynı fikirdeyim. Handikaplı kazanır gibime geliyor. Olur mu? Yani ben direkt kazanır dedim. Yani Rennes'in de son dönemdeki iyi performansından dolayı, ama handikaplı olabilir tabii. Yani Rennes son dönem değil ama Paris Saint-Germain, yani bu tarz maçlarda şöyle bir durum da oluşabiliyor. Paris Saint-Germain ligde vura vur gidiyor. Marsilya ile arasında 13 puanlık bir fark var. 23. hafta itibariyle. Fakat ben Rennes'in çok fazla direnç göstereceğini düşünmüyorum. Paris Saint-Germain, hemen kontrol ediyorum. Direkt kazanır da oynayabilir dinleyenlerimiz. Olay.com'da biliyorsun kuponlar daha avantajlı. Oranı olay.com'da
1.45. Sevilla maçına bakıyorum. Yani Sevilla da o eski dönemini hatırlatıyor. O eski dönem derken hatırlarsın. Bir dönem çok çok iyiydi. Mesela bu sezon İspanya Ligi de çok farklı aslında. Real Sociedad ilk 10 hafta itibariyle çok iyiydi. Sonrasında hatırlarsın Espanyol'a mağlup olmuşlardı deplasmanda. Ardından 4 hafta üst üste mağlup oldular. Sonrasında diğer 3 haftada aldıkları bir galibiyet var. Çok farklı bir lig. Sevilla'ya gelince Sevilla da bu sezon direnç gösteriyor. Sevilla rahat kazanır. Leipzig-Köln maçı 2.5 gol üstü olabilir mi? Olabilir. Bu arada mesela bak Köln'de dikkat ediyorsam Beşiktaş'la da isman olmuştu. Son anda Beşiktaş'a transfer olmamıştı. Modeste bir dönem hep ülkemizden takımlarla isman anıldı. Bir Çin macerası var. Hoffenheim'de oynadığı dönemi hatırlarsın. Önemli bir oyuncu mesela. Bu sezon ligi sallıyor. 17 gol attı. Attığı goller de böyle sıra dışı goller. Zaman zaman denk geliyorum Esport'lu özetlere. Çok iyi goller atıyor. O maça ben 2.5 gol üstü diyorum. Başka bakıyorum. Hollanda ligine girmem. Porto Sporting maçı var. İzlenebilir. Güzel maç. O da güzel bir maç. Güzel evet. Bir maç. İzlenebilir. Bu maçla ilgili de yorumum şu olur. Bu maçı izleyecek olan dinleyenlerimiz varsa maç oynanırken olay.com üzerinden canlı bahis seçenekleri mevcut. Onu söyleyeyim. Yorumum bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum Murat abi. Ben teşekkür ediyorum. Senin de yorumlarını aldık. Gayet güzel oldu. Dinleyicilerimiz bu şekilde değerlendirebilirler. Bizden aldıkları şeylerle yorumlarla olay.com üzerinden bahislerini yapabilirler. Bu arada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Çok kısa. Özellikle ülkemizdeki kulüpler bunu yapmıyor. Yapan takımlar var. Yapan takımları ayrı tutuyorum ama birçok takım bunu yapmıyor. Sakat, cezalı, koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuları paylaşmıyor. Bu özellikle iki alanda sıkıntı oluşturuyor. Bir iddia severler için olay.com'da iddia oynayacaklar sıkıntı yaşıyor. İkincisi sosyallik yapan arkadaşlar var. Bu arkadaşlar sıkıntı yaşıyor. Mesela ben bugünün maçlarını yorumladım. Maçları yorumlarken hangi oyuncunun olmayacağını araştırma yapabilmem lazım. Her insan Salim Manav değil, Murat Demiryaz değil, Nazım Türknaz, Mehmet Uzun Durukan değil. Gidip araştırma yapamıyorlar. Bundan dolayı bu noktada araştırma yapılması gerektiğini, bilgilendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yo, haklısın. Diğer liglerde çok daha açık, çok daha... Daha açık ve şeffaf yani. Hiç şeffaflar. Açıklama evet. Yapılmıyor yani mesela. Bana soruyor arkadaşlarımız, ilk de oynayan arkadaşlarım, birçok arkadaşım bana mesaj atıyor. Kardeşim şu takımda Covid kim, sakat kim, cezalı kim, sebebi iddia sever. Olay.com'dan oynayacak. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum Murat abi. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Mutlu hafta sonları. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Olay.com editörü Murat Demiryastı. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün Cuma. Cuma günü üçlemenin ilk günü. Nazım Türknaz ve Volkan Yılmaz 13-14 arasında sizlerle olacaklar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.